Sayın Yücel, siz nasıl değerlendiniz? Evet, şimdi bu 180 derece, Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz açıklamasının mavi vatandaki yansımasıdır. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ben Suriye politikasını 180 derece değiştireceğim demedi. Türk dış politikasını 180 derece değiştireceğim dedi. Mavi vatanda 180 derece nasıl değişebilir? İşte agresif, yayılmacı diye tanımlıyorsanız şu anki izlenen çizgiyi, biz Antalya Körfezi'nden çıkmayacağız demiş oluyorsunuz. Şimdi bu açıklamanın şöyle bir sebebi var. Cumhuriyet Halk Partisi şu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Yani yüzde, yüzleşilmesi lazım. Biz Aydınlık Gazetesi'ne Sayın Doğu Perinçek neredeyse 10 senedir yazıyor bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine girdiği çizgiyi. Hatta... Bonza'yı kelimesini kullanmıştı. Yani ancak bu kelimeler bonza'yı içilerek söylenebilir bu politikalar diye ve o zaman da anlaşılmamıştı, kızılmıştı. Sert bir cümle çünkü. Şimdi bu açıklamayı başka türlü nasıl? Şimdi hocam diyor ki izah edemiyorum. Yani izah edecek bir cümle bulamıyorum bu açıklamayı diye. Gerçekten Sayın Perinçayin tespitinin doğru olduğunu görüyoruz çünkü alkol ve cümle... zararlı konular, zararlı maddeler, evet, yani sağlığa zararlı. Evet, sağlığa zararlı. Yani o içinde bulunduğumuz izah edilemez durumu ancak nitelemek için o kelimeyi kullandım. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tercihte bulunduğu gerçeğiyle bazılarını yüzleşmesi lazım. O gerçek şu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi içerisindeki ulusalcı isimleri tasfiye ettikten sonra mesela siz bu cümleyi Onur Öymen'e Sayın Onur Öymen'e söyletebilir misiniz? Meslektaş Çevik'le Ünal Çeviköz'le paranteze kapatayım. Çünkü bir kadro gitti, yeni bir kadro geldi. CHP'den tepki gelir mi Sayın Çeviköz'ün sözlerine? Şimdi bu kadar tabii bu kadar karşı tepkiden sonra mutlaka bunun yarın ertesi gün bir düzeltme açıklaması yapılacaktır ama şu gerçek perdelenemez durumda. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne kriz alanlarında size sorun çıkarmayacağım mesajı veriyor ve iktidara da bu yolda gidebileceğini düşünüyor. Bu sadece Sayın Ünal Çevigöz'ün açıklamalarında değil, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da birçok açıklamasında bunun işaretlerini görüyorduk. En meşhuru 4 Kasım 2020'de Orta Doğu Enstitüsü'nde sunucunun sorduğu soruya verdiği cevap. Biden yönetiminden ne beklersiniz diye sorulduğunda ülkedeki demokrasi güçlerini desteklemesini bekleriz cevabını verdiğiniz andan itibaren, siz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik politikalarına teslim olursunuz. Çünkü FETÖ ve PKK konusunda biz şu anda Amerika ile sorun yaşamıyor muyuz? Bakınız, şimdi dış politikadaki 180 derece diye söyleniyor. Yakında emin olun şöyle bir cümlede duyacağız. Türkiye'nin iç politikasındaki politikaları da 180 derece değiştireceğiz. denilebilir. HDP politikası nedir? Şu anda Türkiye'nin PKK ve HDP politikasına teröre izin vermemek. Diyarbakır annelerinin başarısını kazanmak değil mi? Devlet Diyarbakır annelerinin arkasında ve evlatlarımızı PKK'dan kurtarmak istiyoruz. Ama siz eğer HDP ile ittifak yapıyorsanız ki bugünkü açıklamasını söyleyeyim. Ben buraya gelirken evet. yolda okudum Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Onu da izleyenlerimize duyurmuş olalım. Sayın Kılıçdaroğlu bugün HDP'yi meşru bir aktör olarak tanımladı. Evet. Yani şu anda hakkında... 3000 sayfalık terörle ilişkisi olan bir partiyi PKK'nın siyasi örgütü HDP'yi meşru bir örgüt olarak adlandırırsanız iç politikayı da 180 derece değiştireceğini demiş olursunuz. Kılıçdaroğlu nerede? Diyarbakır annelerinin yanında mı? PKK'nın yanında mı? HDP'nin yanında mı? Dolayısıyla burada Sayın Kılıçdaroğlu çok cesur bir şekilde. Neden? Çünkü tabanını işte az önce söylediğim madde etkisinden dolayı herhalde bunu hazır hale getirdiğini düşünüyor ve diyor ki HDP meşru bir aktördür diyor. Mavi Vatanda bu e, politikayı benimsiyor. İşte Azerbaycan da yürekleri bizimle çarpmıyor. Cihatçı arıyor orada e, Fransızlarla eş zamanlı olarak o psikolojik savaşa alet oldular. E, S-400'e baktığımızda da aynısını gördük. Bakınız S-400'de de uzun süre direnç vardı. Ama S-400'ü alırsak yalnızlaşırız. Ama S-400'ü alırsak başımız ağrır. Avrupa Birliği ülkeleriyle Amerika ile sorunlar yaşarız S-400'ü alırsak gibi. Açıklamalarında ifadeyi kullanmıştı. S400'ün aktifleştirilmemesi gerektiğini. E çünkü böyle. az önce söylediğim temel ilke, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği'ne size kriz alanlarında sorun çıkarmayacağız dediğiniz anda ve iktidara böyle gideceğiniz gibi bir beklenti içerisinde olduğunuz anda Türkiye'nin milli menfaatlerini savunma ihtimaliniz sıfırdır ve Üniversite iç politikada yapmış da. olduğu açıklamada mavi vatan konusunda bu mesaj mıdır? Tam da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gidecekken. E şimdi bakın bu açıklamalar iki... tesadüf mü zaman olarak mesela? E, Türkiye'nin direncini zayıflatıyor. Yani siz Türkiye'de düşünün. Biz e, milli menfaatlerimiz konusunda e, çok hızlı organize olabilen, aramızdaki farklılıkları çok hızlı unutabilen bir millet özelliğine sahibiz. Yani e, sık sık hatırlatıyorum ben fırsat buldukça Pentagon sözcüsüne bir birkaç sene önce gazeteci soruyor Türklerle Suriye'nin kuzeyinde bir savaş ihtimali olur olur mu diye Pentagon'un sözcüsü şu cevabı veriyor diyor ki e, Türkler diğer milletlere benzemiyor kendi e, bir milli mesele yaşadıkları anda kendi aralarındaki sorunları çok hızlı unutup e, dirençli bir düşman haline geliyorlar ve bu savaş uzun sürer diyor e, şimdi siz düşünün bu direncimi zayıflatmaya çalışıyorsunuz dolayısıyla burada Biden ekseninde bir dış politika ve Biden ekseninde bir iç politika benimsemenin farklı bir açıklamasıdır. Bakınız KHK üzerine yapılan çalışmada bu yönde bir çalışmadır. Yani Türkiye'nin iç politikasını da 180 derece değiştireceğiz açıklamasıdır. Dolayısıyla buradan şuraya geleceğim. Türkiye'de dış siyasette Atlantik ekseninde bunu Sayın Kılıçdaroğlu birkaç konuşmasında söylemişti. Biz Atlantik ekseninden ayrılmayacağız demişti. Bir defa Türkiye'nin çıkarları ekseni dışında bir eksen yok. Türkiye'nin önünde yani şu anda bizim takip etmemiz gereken eksen Atlantik ekseni mi? Türkiye'nin milli menfaatleri ekseni. Başka bir ikinci eksen yok. Atlantik ekseni başımıza PKK'nın, FETÖ'nün sarılması demek. Atlantik ekseni üzerimize Yunanistan'ın sürülmesi demek. Atlantik ekseni Doğu Akdeniz'de sismik gemilerimizin, sondajlarımızın yapılmaması demek. Atlantik ekseni Libya ile anlaşma yapılmaması demek. Bakınız onu da hatırlatırım. Ne işimiz var Libya'da cümlesini. Yani nerede bir milli hamle varsa onu zayıflatan bir e, çizgi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve bu tarihi bir hata, tarihi bir yanılgı. Buradan şuraya geleceğim. Bakınız, siz e, Sayın Kılıçdaroğlu Ocak tam tarihi de söyleyeyim 2021 15 Ocak'ta e, şöyle bir cümle e, kurdu. Bu çok önemliydi ve bu tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu CHP yönetiminin e, izlediği çizgiyi dikkatli takip edenlerin tespit ettiği. Biz e, gazetede birkaç kez yazmıştık bunu. Rusya'ya bir husumet yayma ve Türkiye'yi yalnızlaştırma politikasına hizmet eden söylemlerde bulunduğunu gözlemliyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasını dillendiren isimlerde. Ve Sayın Kılıçdaroğlu az önce söylediğim tarihte bunu açıkça söyledi. Dedi ki, Türk dış politikasını Putin belirliyor dedi. Bu, bu çok önemli bir açıklamaydı. Neden? Türk dış politikasını Putin belirlemiyor. Türk dış politikasını Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Hükümeti, Milli Savunma Bakanlığı, onların milli menfaatler doğrultusunda yürüttükleri, milli güvenliğe esas alan bir politika, agresif ve yayılmacı değil. Davutoğlu, Abdullah Gül, Sayın Babacan dönemini bir kenara koyarak söylüyorum. 2015 ve 2016'dan sonraki süreç bambaşka bir süreç. Şimdi siz bu süreçte eğer Rusya'yı parmağınızla göstererek ve Rusya'yı işaret ederek Suriye'nin kuzeyinde, Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin esas tehdide karşı yani İsrail, Amerika ve Fransa'ya karşı, Yunanistan'ı üzerimize süren kuvvetlere karşı dayanak oluşturabileceğimiz kuvvetleri hedef alırsanız Türkiye'yi yalnızlaştırmış olursunuz. Bakınız, dün Türkiye'ye bir isim girmeye çalıştı. Dolkun İsa isimli birisi. Türkiye almadı onu içeri. Suçlu birisi. Amerika'da yaşayan Uygur kışkırtıcısı birisi. Almadı Türkiye ve doğru da yaptı. Çünkü bu kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan para verdiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ödül verdiği bir isim. Yani Uygur meselesinde Türkiye ile Çin'in, Türkiye ile bölge ülkelerinin arasını bozmaya çalışan bir isim. Türkiye'nin resmi politikasına muhalefet eden bir isim. Ve terör örgütleriyle de bağı olduğunu e, yönünde kuvvetli emarelerin olduğu bir isim. Şimdi bu isme kim sahip çıktı? Sayın Akşener sahip çıktı. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi de bir Uygur raporu yayınlamıştı. Amerika'dan geldi onların Uygur raporu da. Onu da altını çizeyim. Evet. ABD temsilcisi yazdı. Şimdi bakınız her konuya bir bakıyorsunuz bir şekilde ABD ile uyumlu bir çizgi izliyor. O zaman yani, tepki gelmeye de mi? Sadece aslında CHP burada, açısından değerlendirmeyelim. İttifaklar böyle, açısından da Sayın Çeviköz'ün sözleri e, İyi Parti'den eleştiri gelir mi? Ya da e, sert bir çıkış veya bu konuyla ilgili bir açıklama? Ben geleceğini zannetmiyorum. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Sayın Muharrem İnce istifa ettiği zaman istifa gerekçelerinden birisi benim dikkatimi çekmişti okuduğu maddelerden bir tanesi. CHP yönetimi Mavi Vatan'ı anlamadı diye bir cümle. Yani o Mavi Vatan'la ilgili izlenilen çizgiye de muhalefet maddesi eklemişti istifa gerekçelerinin içerisine. Şimdi burada ben anlamadığı, bilmediği, görmediği ya da bir danışman eksikliğinden dolayı bir hata içerisinde olduğunu zannetmiyorum, düşünmüyorum. Burada bir tercih var. Bu tercih şu. Avrupa Birliği raporlarında ta 2009'dan beri Türk Deniz Kuvvetleri bir kurum olarak özel olarak hedef alınıyor. Yani şu anda Amerika ve Avrupa karşısında silah gördüğü anda bu silahı burnumuzdan çekeceksin tehdidinde bulunuyor. Suriye'nin kuzeyinde çekileceksin diyor. PKK'ya karşı mücadelede çekileceksin diyor. Dolayısıyla Barzani ziyaretini de bu eksende değerlendirmemiz lazım. Yani hepsi şimdi, bağlantılı diyor. E, bağlantılı çünkü bakınız Türkiye 2017'de çok ağır bir ders verdi Barzani'ye. Irak'la birlikte İki tane tatbikat yaptı ve orada bir referandum'a gitmeye niyetlenmişti Barzani bağımsızlık referandumuna gitmeye niyetlenmişti. Bu bu Pentagon'un Amerika'nın 40 yıllık planıdır, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir terör devleti kurma planı. E, şimdi 2017'de Türkiye çok kararlı bir şekilde ne yaptı? Bunu yapamazsın dedi, müdahale ederim dedi ve Barzani hemen geri adım attı. Ve Türkiye ile uyumlu bir çizgi içerisine girdi. Ve PKK ile Barzani kuvvetleri son iki senedir Irak'ın kuzeyinde çatışıyor ve birbirlerine silah çeken duruma geldiler. Çünkü pençe harekatlarıyla birlikte Mehmetçik PKK'yı aşağıya sürdükçe aşağıya kaçan PKK'lılar Barzani kuvvetleriyle karşı karşıya geldi. Ve şu anda Türk silahlı Kuvvetleri'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lıların böyle yer tespit edip nokta atışıyla vurduğu PKK'lıları Barzani ihbar ediyor diyerek PKK yayın organları şu anda Barzani'yi özel olarak hedef alıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin eksenine girmiş, Türkiye'nin güdümünde hareket eden hatta Sincar gibi e, kritik bölgeleri e, temizleme konusunda da Türkiye ile uyumlu bir süreç içerisine girmiş e, bir kuvveti CHP yönetimi ziyaret edip terörle mücadele konusunda ne dediğini ben çok merak ediyorum. Çünkü 180 derece değiştirilecekse bu politika... O zaman Barzani'nin PKK'ya karşı mücadelede bir e, aktör olarak kullanılmasından ziyade, o zaman orada referandum sürecine mi götürecekler tekrar Türkiye'yi? Burada Sayın Davutoğlu da zaten bunun açıklamasını yapmıştı. Benden sonra e, Irak'ın kuzeyindeki ilişkiler değişti, yönler değişti diye ve eleştirmişti şu anda e, izlenen çizgiyi. E, ve burada Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin hem Irak'ın kuzeyi hem mavi vatan yönetimi e, e, siyasetleri hem iç politikada HDP ve e, FETÖ'ye karşı mücadelede hem de e, Rusya'ya karşı yani Amerika'ya karşı ittifaklar inşa edebileceğimiz doğal astana sürecinin ortağı olduğu için özellikle onu söylüyorum. Buralarda Türkiye'nin e, önünü açacak siyasetler izlemediğini ve umudunu Amerika Birleşik Devletleri'ne bağladığını e, gördüğümüz bir olgudur bu. Ve bu bu yüzden biz şaşırmadık. Yani ben bu açıklamayı ilk duyduğumda şaşırmadım. Çünkü Sayın Ünal Çeviköz'ün ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun dış politika ile ilgili temel çizgisi şu. ABD ve İsrail'e evet. dokunma, Rusya düşman. ABD ve İsrail'e dokunma ama onunla ilgili bir şey yok. Rusya düşman ve Türkiye'nin dayanak noktalarında aynı Uygur meselesinde ve Barzani meselesinde olduğu gibi temel resmi politikasına muhalefet etmek. Evet. E, Sayın Topsakal e, aslında Sayın Yücel'in de değindiği sadece bu açıdan değil, Mavi Vatan konusundan değil, e, Sayın Çeviköz'ün. Sayın Karakuş görüyorum hemen geliyorum size de e, sadece Mavi Vatan konusunda değil birçok başlık var dedi. S-400'lerin aktif hale getirilmemesi gerektiğini söylemişti daha önce ve Türkiye'yi e, Suriye'den çekilmeli açıklamasında bulmuştu. Suriye güvenlik güçlerin ülkelerinde güvenlik ve istikrar sağlaması halinde Türk askerlerinde çekilmesi gerektiğini uluslararası toplumun gözü orada işgalci gibi bir görünüm yaratılmamasının önemli olduğunu belirtti. E, CHP'li Ünal Çeviköz Mavi Vatan konusunda saldırgan bir algı yaratırsınız yorumunda bulundu. Göksel Hanım bir Şimdi cümle ekleyebilir bağlaş... miyim hocam? Evet. Şimdi Afrin operasyonu sırasında da hatırlayınız. Yani 2013'te YPG terör örgütü değildir diye Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu. Bize tehdit oradan gelmiyor. Hatta onlar vatanını savundu yanlış hatırlamıyorsam böyle bir cümlede. Kurmuştu. Nitekim Afrin operasyonu sırasında da Afrin'in merkezine girilmemesi gerektiği yönünde telkinlerde bulunulmuştu. Dolayısıyla yine o silahın kullanıldığı yani ABD ile evet. karşı karşıya geldiğimiz her noktada Afrin'de de maalesef e, Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında yer almışlardı. Öyle mi? Türkiye'nin milli menfaatleri karşısında Sayın yer mi Sayın burada bir cümlelik benim. Siz e, de ekleyin de buyurun sözüm. Sayın bir Karakol. Bir cümlelik bakın şimdi şöyle söylemek istiyorum. Sayın Yücel bu Uygurlu kişiyle ilgili bu Dolgun İsa Bey. Bakın bu Dünya Uygur Kongresi Başkanı. Yani efendim Çin bunu nasıl kabul eder orası önemli değil. Bu Dünya Uygurları üzerinde etkisi olan büyük bir kişilik. Bunu böyle görelim. Yani bakın söylüyorum Dünya Uygur Kongresi Başkanı. Kim kurdu o hasta kongresi? Hasta ziyaretine geliyordu buraya. Hasta ziyaretine. Yani şimdi olayı değişik siyasete çekmeyelim efendim, Dolkun e, İsa Amerika Birleşik Devletleri'nden fonlanan görüşü ve Uygurlarla biliyoruz. da alakası Uygurlarla olmayan Uygurlarla biliyoruz. da alakası Uygurlarla, olmayan bir isim. Bir dakika. Bir, bir dakika efendim. Bir dakika. Yani sizin Uygurlarla düşüncenizi biliyoruz. Ona hiç şüphe yok. Uygurlarla Zaten, değil. Yaptıkları uygurlar, her şey bak, uygundur diyorsunuz. Değerli komutanım, bakınız siz geçen evet, başka bir programda da yaptınız. Ben Uygurların kardeşiyim. Ben, ben Uygurları konuşurum. savunuyorum. Ben Uygurları ha. savunuyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nden uygurları, uygurları, PKK alan PKK'ya nasıl karşıysak o hayır, zaman Uygur o geliyor, o diyor. terör örgütü yani Mehmetçiğe kurşun sıkan terör örgütünün temsilcilerine de karşı çıkacağız hep birlikte. Mehmetçiğe kurşun sıktı bunlar. Suriye'nin kuzeyinde Ben ondan bahsetmiyorum e, bu ben Dolkun İhsan'ın arkadaşları, arkadaşları sıktı o kurşun. Efendim kurşun sıkandan bahsetmiyorum Ben Mehmetçimize kurşun sıkandan bahsetmiyorum Söylediğim benim hasta ziyaretine giren ve Uygur Kongresi Başkanı Dünya Uygurlarının Kongre Başkanı O hasta ziyaretine de gelmedi ayrıca Onu, Onu söylüyorum. söylüyorum Efendim sen öyle söylüyorsun benim aldığım bilgi böyle senin kimi doğru, benim kimi doğru? Burada tartışmanın yeri mi? E, Amerika'dan hasta ziyaretine gelmedi emin olun. Peki. Buyur. Teşekkür ederim. Benim fikrim bu. Ben aldığım, ben de bilgi alıyorum. Uygurlardan bilgi alıyorum. Size söyledim. Buyurun Sayın Şimdi Ben Toplum. bir açıklama yapmak zorundayım. Şimdi rahmetli yine Atatürk'ümüzün Türkiye'ye Doğu Türkistan'dan getirdiği asker Paşalarımız oldu Rıza Bekim Paşa Belki Erdoğan Paşa bilir Rıza Bekim Paşa da Doğu Türkistan evet. Vakfı'nın Türkiye'deki e, yıl, Uzun yıllar başkanlığını yaptı Oradan öğrenciler geldi Türkiye'de okudular Bu bir dram Yani Doğu Türkistan ve oradaki Uygur kardeşlerim sadece Uygurlar değil Kazaklar da var Türk Milliyetçiliği olaya şöyle bakar Ne Amerika tarafından bakar Ne Rusya ne Çin tarafından bakar Hiç problem değildir Bunlar bizim kardeşlerimiz. İsa Yusuf, Alptekin de bu hareketin lideridir. Sadece Türkiye'de yoktur bu biliyorsunuz. Özellikle Suudi Arabistan'da, Avustralya'da, Amerika'da bir o bölgeden yıllar içinde 100 milyondan bugün 9 milyon insan kalmıştır o bölgede. Sadece Çin'le ilgili değil yani. Biz Rusya'da da benim kitaplarım var. Rusya'da, Orta Asya'da da bu zulüm olmuştur yani 200 yıldır. Ve Türk dünyanın çeşitli yerlerine bizim kendi kardeşlerimiz, kendi ırkımızdan olan, kendi geçmişimizden olan, kendi tarihimizden olan kardeşlerimiz dünyanın her tarafında yaşamaktadırlar. Bize düşen şudur. Şu kişi, şu ajan, bu kişi, bu ajan elbette bilgiler olabilir. Bunu burada tartışmanın yeri yoktur. Bize düşen Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bizim kardeşlerimize elimizden geldiği kadar ama devletimizin de öngördüğü stratejilerden uzakta kalmadan uzakta kalmadan Çünkü devletimizin bir perspektifi oluyor bugün perspektifimiz böyle o şekilde davranmaktır ee, O yüzden ben İsa e, herhalde e, bu şahsı yani Dolkun Beyefendi Ben de tanıyorum İsa Dolkun ama yani yıllardır görmedim ama ben Doğu Türkistan hareketi ile ilgili e, yaklaşık 30 yılımı defalarca makale yazmış bir İnsanım ben Çin tarafından bakamam. Rusya tarafından da bakamam Rusya'daki Türklere. Ben de Türkiye tarafından bakıyorum. Tabi yok yok ben sen bakıyorsun. Bu buradaki ölçüm ölçüm bakmayalım bakıyorum. diyorum. Yok yok. Ölçümüz şu olsun Mustafacığım. Yani çok önemli değil hangi taraf. Ölçümüz şu. Eğer gerçekten bizim insan bunlar bizim kardeşlerimiz. Bizim sen de öyle düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Kimse farklı düşünmüyor. Bu konuda hiçbirimiz farklı değiliz zaten. Biz onların tarafındayız. Çektikleri acılarda onların tarafındayız eziyetlerinde onların tarafındayız. Bir başkasının yanında olamayız. O yüzden bu meseleyi burada böyle kapatalım. <laughs> yani hepimizin farklı farklı düşünceleri olabilir yani Türkiye'de. Biz oradaki şeyin de farkındayız. Devletimizin de yeni konsepte işinin farkındayız. Zaten karşı taraftaki insanlar da bunun farkında olmalılar. Burada önemli olan Washington'un bir enstrümanı olmasından çıkarıyor Türkiye bu politikayı. Şimdi evet bakın Washington'un kendi projeleri olur son dönemde zaten mesela Pakistan, Afganistan meselesi üzerinden bu bölgede o insanları yani Amerika Birleşik Devletleri o insanlara yardım etmeyecek. Onları sadece ateşe evet. atacaktır yani. Biz bunu biliyoruz. Rusya da Çin de yardım etmeyecek yani. Bunlar bizim kardeşlerimiz. O yüzden olaylara lütfen daha geniş ve tarihsel olarak yani oradaki mesela Doğu Türkistan dediğimiz şey Uygur Devleti 745'te kurulmuş. Türk bakın Türk devletleri içinde bütün imparatorluklar içinde en medeni bugün Anadolu'da gördüğünüz bütün bu eserlerin entelektüel seviyesini koruyan bir coğrafya burası. Bizim atalarımız bunlar. Dolayısıyla olaya bu yönden bakarsak daha doğru olur. Yani Türkiye'de bu meselenin Amerika'daki gibi Çin'deki gibi Rusya'daki gibi tartışılması ben bir tarihçi olarak beni acıtır o yüzden. Bu meseleyi burada böyle kapatıyorum ben. Elbette kendi aralarımızda farklı şeyleri konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum Sayın Topsakal. Estağfurullah ben paşam. Ben teşekkür ediyorum. Aa, ben Sayın de sizden Topsakal. şunu bekliyorum. Lütfen CHP Dağlık, konusunda tabii. hele 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 devlet politikalarına karşı bir açıklama geldiği zaman ben büyüğüm olarak sizden şunu beklerim. Benden önce siz tepki göstereceksiniz. Ben de sizden bunu bekliyorum. Ben merak etmeyin. Ben de merak etmeyin. En az sizden daha fazla muhakkak Teşekkür ediyorum. gösteririm. Söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Yani bir yerde <laughs> hele bu e, denizle ilgili, deniz alaka ve menfaatlerimizle ilgili e, elbette ki fevkalade yüksek seviyede gösteriyorum. Siz hiç hiç merak etmeyin efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi meselemize gelirsek. Şimdi meselemize gelirsek. Mustafa'nın söylediği. Diğer şeylerin tamamına ben katılıyorum. Evet, 180 derece politikaları değiştirmek demek sadece Suriye'de Irak'taki politikaları değiştirmek demek değildir. Bunun içinde elbette Doğu Akdeniz var. Bunun içinde elbette Balkanlar politikası var. Kafkasya politika politikası var. Rusya ile son dönemde geliştirdiğimiz ve bizim de menfaatimiz olan sadece S-400'ü konuşuyoruz biz ama bir devlette de olmazsa olmaz gelişmeyi sağlayacak ve garantisini... Devlet olma garantisini sağlayacak çağımızda maalesef nükleer teknoloji değil mi? Hepimiz. Nükleer teknolojiyi bize dünyada hiçbir ülke vermedi. Kim verdi? Rusya verdi. Rusya verdi bize. Ve bizim öğrencilerimizin şimdi bir partisi orada yüksek lisansını yaptı. Hala orada gidiyor. Bizim öğrencilerimiz orada o teknolojiyi öğreniyor. Beraber uzmanlarla beraber Akkuyu'da çalışıyorlar. Allah izin ederse 2023'te Akkuyu'da birinci şeyde santralimizde devreye girecek. Dolayısıyla biz bağnaz olmamalıyız. Onu anlatma. Biz Çin'le de ilişki kuracağız elbette. Çin büyük bir ekonomik güç gelişiyor. İpek yol var ve bizim üzerimizden, biz olmadan veya Türk dünyası olmadan orta koridoru kullanamaz. Yani demek ki Çin'le de bizim stratejik ilişkilerimiz olacak. Ama şu demek değildir. Çin'le stratejik ilişki kurarken oradaki kardeşlerimizi biz kenara bırakmayacağız. Tıpkı Rusya ile ilişki kurarken oradaki kardeşlerimizin çektiği her şeyde tabii ki kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu şöyle anlaşılmalı. Rusya Mesela Ortodoks dünyasında Rusya nasıl abiliğe soyunuyor? En yakın, bakın Yunanistan'la bütün Balkanlar'da, bütün ülkelerle yakından ilgileniyor. Veya o Doğu Avrupa'da kendi aralarında mücadele ediyorlar. Mesela Ukrayna, Belarus belki konuşacağız. En büyük mücadele orada Batı'yla ile beraber şey yapıyor. Ukrayna ile mücadele ediyor ama Ukrayna halkıyla ne yapıyor? Dayanışma içinde oluyor. Değil mi? Ukrayna'daki halk da yarısı Ortodoks ve aslında kendini Rus kültürü içinde buluyor. Demek ki çok dengeli olacağız ve insanlarımızla konuşurken ne birbirimizi yanlış alacağız, ne Mustafa'yı ben yanlış anlayacağım, ne o beni yanlış anlayacak, ne bu konularda paşam bizi yanlış anlayacak. Biz problemlerimizi kendi aramızda olduğu gibi tartışacağız. O yüzden Rıza Bekim Paşa'yı ben örnek verdim. Atatürk Rıza Bekim Paşa'yı küçük çocukken Türkiye'ye getirmiştir. Biliyorsunuz onu tu general yapmıştır ve istihbarattan sorumlu general yapmış olmuştur bu paşamız ve biz ona hürmeten bile ordumuza hürmeten bile biz onun anısına bütün dünyadaki kardeşlerimizin yanında oluruz. Eğer istihbarata bulaşmışsa senin dediğin de haklı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar veriyorsa o zaman ona göre o kararı da bizler alırız. Yani bu bu ölçüyü lütfen kaçırmayalım. Sonra şimdi iç, iç piyasa, iç siyasete Cumhuriyet Halk Partisinin e, o 180 derecelik dönüşümü nasıl etki olur? Çok önemli. Yine Mustafa söyledi. Türkiye'nin iki tane büyük problemi var. Bundan sonra 2016'dan sonra büyük iki problem. Birisi fetö terör örgütüdür. KHK'larla atılmış, atılmamış veya Türkiye'yi bak ben daha tehlikeli yorumluyorum ve acıyorum da gerçekten. Türkiye'de ilk defa Türk devletinde ve Türk milletinde İlk defa ana kurucu unsur yani köylerimizdeki bizim askere giden, bizim beynimizi oluşturan e, ailelerimiz ikiye bölündü köylerimizde. Çünkü onlar evlatlarını Türkiye Cumhuriyeti devletine faydalı olsun, milletimize hizmet etsinler diye okuttular. En zekilerini okuttular ama onların birçoğu terörist oldu. Şimdi o ailelerin çocukları orada iken o ailelerin psikolojisini bizim düşünmemiz lazım. Ben buradan çağrı yapıyorum. Devletin elinde ne kadar psikolog varsa, ne kadar bu konuda sosyal yardım uzmanı varsa köylerimize gidip bu aileleri bulup bunlarla yakından ilgilenmeliler. Çünkü bunlar Türk milletinin en derin, en hassas kısmını oluşturuyorlar. Bu insanlarla çok yakından ilgilenmeliyiz. Ben hacizen İzleme Kurulu Başkan yardımcısıyım Silivri Cezaevleri'nde. Ben görüyorum her şeyi. Dolayısıyla bizim devletimizin bundan sonra hangi hükümet olursa olsun çok büyük bir işi var. Bir FETÖ belasıyla bizim mutlaka mutlaka sadece adli olarak değil bakın. Adli, Her adli olarak uğraşabilirsiniz ama bunlarla yakından ilgilenip bunların ekonomik durumlarıyla ilgilenip gelecekleriyle ilgilenip bu ailelere sahip çekip Türk Devleti'nin asil ve o devamı sağlayacak psikolojiyi bunlara kazandırmalıyız. İkinci, ikinci problemimiz bizim. Bakın 180 derece dönüşüm derken Şimdi bugün Mustafa söyledi, 24'teydi değil mi? Bir açıklama yaptı e, Kılıçdaroğlu. HDP ile Kürt meselesini biz çözeriz ve bundan sonra resmi organ HDP'dir dedi. Şimdi ve Ak Parti'nin geçmişine de vurgu yaparak bir şeyler açıklama yaptı. HDP kendini PKK'dan daha kurtaramamış. HDP'nin bütün üst yönetim şekillerini PKK tarafından şekillendirildiğini ondan bağımsız açıklama yapamadığını defalarca herhalde sadece bizler değil bütün bütün bağımsız kanallarda yani bunu gizleyen Türkiye'de hiçbir entelektüel, hoca, stratejist, asker, gazeteci yok zaten. Kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Siz bu durumda iken hala biz HDP ile beraber bu işi yapacağız ve bunun altyapısını biz oluşturuyoruz diye açıklama yapmak Demek ki dış politikada yapılan açıklamaların e, paralelinde iç politikada da bir değişiklik geliyor. Bunu görmek lazım. Burada bence Geliyorum hassas Geliyorum Sayın olan, Karakuş size de bakın, söz hakkı vereceğim artık burada Sizle devam. ediyorum. Bakın. Burada hassas nokta bence CHP artık görüyoruz ki Ünal Çeviköz gibi bir dış politik e, akla akla kendini e, ne yapmış? Kendini bağlamış ve onun çerçevesinde hareket ediyor. İç politikada Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla HDP ile ortak olacağını zaten deklar etmiş. Ama ben burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hele hele son zamanda kurulan parti isimlerinde söylemek istemiyorum ama kendilerine milliyetçi diyen partilerin, ben milli unsurları temsil ediyorum, ediyorum diyen partilerin CHP'nin ve HDP'nin bu tavrına karşı alacakları tavrıda merak ediyorum. İsim de söylerim aslında ama isim söylemek istemiyorum. Yani ben hocayım nihayetinde. Çocuklara ders veriyorum. O benim öğrencilerim içinde her görüşten insan olabilir yani. O yüzden de utanıyorum biraz. Ama biz insanlara aydınlatmak zorundayız. Demek ki Türkiye'de iç politika değişecek arkadaşlar bundan sonra. Yani eğer 2023'te 2023'te Allah göstermesin Tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti farklı bir siyasi alana kayarsa, demek ki Doğu Akdeniz'deki bütün zenginliklerimizden vazgeçeceğiz biz. Açık söylemek lazım. Demek ki Misak-ı Milli'den biz vazgeçeceğiz. Açık söylemek lazım. Kıbrıs'tan vazgeçeceksin. Açık söylemek lazım. Suriye'yi böldüreceksin, güneyi tehlikeye atacaksın. Açık söylemek lazım. Irak'ta federatif yapıya müsaade edeceksiniz. Ondan sonra Türkiye'nin güneyini bütün tehditleri açık hale getireceksiniz. Azerbaycan'ı yalnız başına bırakacaksınız Ermenilerle Fransızlarla. Ordularını eğitmeyeceksiniz. Türk dünyasındaki Türk ülkelerinin ordularının çocukları size gelmeyecek. Eğitmeyeceksiniz. Balkanlarla ilgilenmeyeceksiniz. Balkanlarla kimler ilgilenecek? Evet Rusya ilgilenecek Ortodoks olduğu için. Avrupa Birliği'nin liberal örgütleri ilgilenecek. Liberaller. Avrupa'da istediklerini istedikleri şekilde organize edecekler. Balkanları kastediyorum. Yani Kosova ile ilgilenmeyeceksiniz. Bosna ile ilgilenmeyeceksiniz. Bulgaristan'daki Türklerle ilgilenmeyeceksiniz. Yunanistan'daki Türklerin hakkını savunmayacaksınız. Adalardaki bütün haklarınızdan vazgeçeceksiniz demek ki. Ben bunu anlıyorum açıkçası. Yani bizim milletimizde de açıkça da ifade etmek lazım. Eğer böyle değilse biz yanlış anlamışsak ben peşinen özür diliyorum. Bir hoca olarak özür diliyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi çıkacak, diyecek ya açık açık Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri biz yanlış yaptık. Biz 180 derece ne iç politikayı ne dış politikayı değiştirmeyeceğiz. Kıbrıs'taki haklarımızın yanındayız. Doğu, Avru Doğu Akdeniz'deki haklarımızın haklarımızın yanındayız. Adalar bizimdir. Haksız olarak İtalya bizim adalarımızı İngiltere ile beraber Yunanistan'a peşkeş çekmiştir. Karadeniz'de bizim haklarımız vardır. Kafkasya'da bizim tarihi dostluklarımız vardır. Rusya ile hem Kafkasya'da hem Ortasya'da işbirliği yapabiliriz, zenginliklerimizi paylaşabiliriz. Biz evet tarihte çatışma alanları yaşayan bir milletiz. Ama dönem değişti. Rusya ile Türkiye'nin güvenlik alanında ortak çıkarları var, özellikle dini güvenlik konseptinde radikalizme karşı, vahabiliğe karşı. Peki. Yani. Ben şunu da Türk İslam irfani geleneği, Horasan geleneğini Rusya bugün 2013'te devlet politikası olarak kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kabul etmesi gerekiyor. Ortak bir noktada buluşmaları gerekiyor. Çünkü radikalizm dediğiniz şey terörün kaynağı. İster dini olsun ister etnik olsun. Etnik örnek PKK, HDP örneği siyasette. Bakın PKK terör örgütü olarak örneği ama siyasetli örnekleri de var. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi büyük bir imparatorluğa, sahip olan geçmişe sahip olan ülkede etnik siyaset yapamaz. Burada bir devlet var. Devletin geçmişi var. Dolayısıyla CHP, İyi Parti, HDP, Gelecek, Deva açık açık bunları millete deklere etmeliler. Parti kurmak kolay değil. Partide parti sahibi olmak da kolay değil. Milletin bütün sorumluluğunu alıyorsunuz. Demokrasinin sorumluluğunu alıyorsunuz. Bu millete açık, şeffaf her şekilde bunun cevabını vermelisiniz. Veriyorsanız ben peşinen özür dileyeceğim hoca olarak. Söylüyorum. Yani burada biz yorum yapıyoruz. Hiçbir siyasi parti yönünde yorum yapmıyoruz. Ben AK Parti yorumcusu da değilim. Başka bir partinin temsilcisi de değilim. Ama Türk milletinin biz sesi olmak zorundayız burada. Dolayısıyla bu parti meselesi değil. Mavi Matan parti meselesi değil. Dış politika parti meselesi değil. FETÖ meselesi parti meselesi değil. HDP, etnik siyaset, PKK evet. meselesi. Terör meselesi bir partinin meselesi değil. Bir partinin meselesi olacaksa o zaman Türk milleti onun cevabını başka şekilde verir. Türk ordusu başka şekilde verir onun cevabını. Biz milyonlarca insanımızı bu toprağa gömdük. Her tarafında şehit var. Her köyde bir irfan geleneği yatıyor. Her köyde şehit mezarları var. Bunun hesabını kimse veremez bize. Ben bu kadar söylemek evet. istiyorum. Sayın, Sayın Karakuş sizin de ekleyecekleriniz vardı buyurun. Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu konu destek fazla bulmadı. Ben ve 46 kişi HDP'nin terör örgütüyle ilişkisi kesilmediği nedeniyle HDP'nin kapatılması kararını aldık ve ilgili yerlere başvurduk. Fakat yeterli maalesef destek görmedi. Bu ne zaman? İki sene oldu. Eğer iki sene önceden bu işlemler yürümeye devam etseydi HDP, efendim tamam parti kapatılmasına karşıyız, başka bir parti doğuyor, o da ayrı. E, siz bunlara tedbir alırsınız. HDP'nin e, içinde PKK ile ilişkisi kurmuş olanların hepsini siyasetten men edersiniz. 10 sene, 5 sene. Bunların e, efendim, demokratik kuralları var. Bütün dünya böyle yapıyor. Yani bütün dünyada demokratik kural bu. E, ondan sonra başkalarıyla kurdukları kadar bir parti kursunlar devam etsinler. Yama ya bizde öyle olmuyor. Parti kapatılıyor. Hemen biraz sonra bakıyorsunuz bütün aynı şahıslar gene bir başka partide birleşmiş ve olaya devam etmiş. Burada suçu görülenlerin bir şekilde ayıklanması yapıldığında o zaman parti kapatma bir işe yaramış olacak. O zaman daha sonra kurdukları parti, kurabilecekleri parti ha bu işle ilgili o zaman biz siyasete devam edemeyeceğiz konumunda kalacaklar. Demokrasi işleyecek. Bizde demokrasi o yüzden işlemiyor. Onu özellikle belirtmek istiyorum.